Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler, hepiniz hoş geldiniz. Jose Mourinho içeriklerine hız kesmeden devam ediyoruz. Jose Mourinho analizlerine devam ediyorum. Bugünkü konuğum Sebastian Szymański ve Fred'in Mourinho'nun prensleri olacağına dair bir inancı var. Yani ben Mourinho'nun bu iki futbolcuyu çok iyi değerlendireceğim, çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Bunu anlatmaya, neden böyle olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce son videom 1800 kişi tarafından izlendi. 1775 beğeni ve 26 tane yorum geldi. Gerçekten teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu eden rakamlar oldu. Çok da güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ olun, var olun. İsterseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Ki videoya geçmeden önce de abone olmayı lütfen unutmayalım bu videoda da. Şimdi öncelikle ikiye bölüyorum. Fred ve Szymański konuşan öncelikle Fred'le başlayacağım. Fred'in ideal bir Jose Mourinho 8 numarası olduğunu söyleyebiliriz ki zamanında Manchester'da çalışırken Mourinho'da Shakhtar Donetsk'e 60 milyon euroluk bir transferle almıştı. Transfer bedeliyle transfer etmişti. Oyun kurma becerisi ve topsuz oyundaki dinamizmiyle Mourinho'ya çok biçilmiş kaftan bir 8 numara olarak görüyorum ben Fred'i, Brezilya'da orta sahayı. Şimdi bunu ikiye böleceğim, bunu da ikiye böleceğim. Savunma ve hücum performansı olarak. Şimdi öncelikle hücum performansına baktığımız zaman Fred çok gerçekten pas kalitesi yüksek bir orta saha oyuncusu. Hat arasındaki hareketleri gerçekten çok yüksek. Yani o rakip savunmayla orta saha bloğu arasına girip oradan topu alıp topukla dönüp iş bitirebilen bir futbolcu. Ceza sahasına girebilen bir oyuncu ve Mourinho'nun geleneksel oyun kurma şekline de uygun bir futbolcu. Şimdi buradan aslında konu çıkacak. Şimdi Mourinho çalıştığı takımlarda son dönem hariç hep dörtlü kullandı. Yani Tottenham'da da dörtlü oynadı. Zaman zaman üçlüye de döndü. Roma hariç hep dörtlüyü çok ağırlıkla kullanmıştı Mourinho. Şimdi bu noktada Mourinho'nun oyun kurma şekli şudur. Bekleri ileri yollar. Analizinden anlattım. İki stoper ve üç orta sahası da oyunu kuracak bu adam. Şimdi böyle olduğu zaman sizin orta saha oyuncularınızın rakip ceza sahasına yüklenip gol bulmasından ziyade arkada oyun kurmasını beklersiniz. Çünkü niye? Bekler öne çıktı. Kanatlar içeri girdi. Zaten orası 4 kişi birden aynı hizaya geldi. Bir de santrafor 5 kişiyle daldın zaten rakip ceza sahasına. Oradaki 5 oyuncu yetiyor. Arkadaki oyuncular biraz da dönen topları toplayıp tekrardan oyunu kurma, tekrardan oyunu yönlendirme noktasında işe yarıyorlar. Ki Mourinho'nun sistemi de bu. Mesela Pep Guardiola şunu yapıyor. Bek'in birini yolluyor, birini tutuyor, arkada üçlü yapıyor, iki orta saha, 2-3-2-4-1 yapıyor mesela Pep Guardiola. Klopp ne yapıyordu Liverpool'da? Sol bek Robertson'u yolluyordu, Arnold'u içeri sokuyordu. Bir tane orta sahasını santrafor yanına çıkartıyordu, diğerini de santraforun yanına çıkartıyordu. Şey, soldakini içeriye sokuyordu. O da mesela 2-3-4-1'e dönüyordu. Şimdi bu genellikle ön tarafta, ön hatta beşli bir hat oluşturuyor kulüpler artık, hocalar artık. Mourinho'nun da oluşturduğu hat, bek, kanat oyuncuları ve santrafor üzerinden. Ya Fred'i şöyle görmeyeceğiz biz. Ya tabii ki de zaman zaman göreceğiz ama ana planda bu olmayacak. Fred rakip ceza sahasına koşu atan oyuncu konumunda olmayacak. Çünkü hoca Fred'i arkada oyun kurma noktasında kullanacak. Ki bence İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe bence iyi futbol oynadı ama Fenerbahçe'nin yaptığı hatalardan bir tanesi Fred'i çok fazla ceza sahasına, rakip ceza sahasına oldu. Ben başka videoda da anlatmıştım. Mesela Galatasaray maçında geçtiği ıska, birkaç tane maçta sezon başı Samsun maçında falan kaçırdığı goller. Ya Fred çok golcü bir futbolcu değil esasında. Tabii uzak şut tehdidi ara ara var ama çok ceza sahasına girip gol atan bir futbolcu değil. Bu adamın medarı iftarı, bu adamın çok iyi yaptığı şey inanılmaz bir dinamizm var. İnanılmaz bir fiziksel kapasitesi var. Bunun yanında da 10 üzerinden 8.5'luk bir pas kalitesi var. Şimdi şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Mesela Modric 10 üzerinden 9.5 teknik ama 7.5 fizik. Toni Kroos 9.5 fizik, 9.5 teknik, 8 fizik. Atıyorum Pogba 9.5 teknik, 7.5 fizik. Ama abi Fred 8.5 fizik, 8.5 pas kalitesi. Yani tam ortalama. Tam aslında Mourinho'nun istediği o 8 numara işte bu. Hani ne inanılmaz Modric tekniğin olsun ne de Pogba gibi top rakibe geçtiği zaman koşulmazlık yapmasın. Şimdi bu noktada Fred çok net bir şekilde Mourinho'nun orta sahadaki oyun kurucusu, İki ceza sahası arasındaki bağlantı oyuncusu olacak ki Fred'in de biz bu noktada bence İsmail Kartal'a göre, İsmail Kartal'ın kullanımına göre, İsmail Kartal çok daha fazla ofansif bir oyuncu gibi kullanıyordu. Biraz daha etkili olacağını göre. Burada iki oyuncu stoper, 3-2 orta saha, bir de Szymański'yi biraz daha derine çekecek muhtemelen. Oyun kurma işini bunlar yapacak. Sol beki sol çizgi, sağ beki sağ çizgiye çekecek. Ha şu olursa eğer ben Ferdi'yi solda kullanacağım, Ferdi'yi de oyun kurulumuna katacağım, sol önüm çizgiye basacak. O zaman Szymański'yi geri çekmez. Szymański önüne tutar. Bunu Szymański bölümünde konuşacağım. Şimdi bir kere hücumsal anlamda Fred'in Mourinho için hoşuna giden kısmı bu. Savunma anlamında ise şimdi Fred'e şunu de. Ya kardeşim ben ön alan presi yapacağım. Ben bugün rakibi analiz ettim. Tam sağa basacağım. Al Fred basıyor. Yapıyor bunu. De ki ya kardeşim ben bugün çekileceğim. Tam sağa, kendi sağıma çekeceğim. Orada sağlam duracağız, alanları kapatacağız. Fred bunu da yapıyor. Ya abi ben işte bütün maç birebir eşleşeceğim. Abi Fred bunu da yapar.
Ya topsuz oyundaki inanılmaz bir dinamizm var Fred'in. Bu noktada Fred'in bu dinamizmine Mourinho'nun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. %50'lik bir ikili mücadele oranı. Maç başında iki tane top çalma oranıyla oynuyor Fred. Bu noktada ligin en dinamik, en fiziksel kapasitesi yüksek futbolcularından bir tanesi. Ki saf bir altı olmamasına rağmen. Yani Torreira, İsmail Üstek gibi bir saf altı gözüyle bakmayın. Yanında çok daha yüksek teknik kapasitesi ve o rakip yarım alana girip oralarda çok iş bitirebilen bir oyuncu olduğu için çok değerli kılıyor ki ben Fred'in de bu sezon Mourinho tarafından çok 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 yani zaten Shakhtar'dan aldırdı ya. Bir de hani maçları da izlemiş Mourinho. Hayranlıkla izliyordur. Biraz daha böyle işte onu daha kaleden biraz daha uzak, daha dönene basan bir şekilde kullanmaya başladığı zaman bence Fred'in performansı daha da artacak diye düşünüyorum. İkinci kısmımız Sebastian Szymański. Onun da kısaca özetlemesi şu. Hem oyun kurucu, hem skorer, hem defansif katkısı var. Ya abi böyle bir yani böyle bir profil gerçekten bak ben şey yapıyorum ama abartmak istemiyorum ama hani Fenerbahçe'de çok 10 numara izledik. Tabii Alex başkaydı. Hani bu profil hiç izlemedik ya. Yani biraz Giuliano da bu vardı. Aykut Kocaman zamanında Giuliano da vardı ama ya bu şimdi inanılmaz bir profil. Bunu da şöyle gireyim mevzuya. Yani çok dövmek istemiyorum nazar değmesin. Şimdi Mourinho eğer ki derse ki ben işte 3 orta sahamla oyunu kuracağım. Szymański'yi derine çekip oyun kurma becerisi var. İsmail Kartal zamanında bunu gördük. Sivasspor maçında mesela sol tarafa çok çekmişti onu. Çok fazla oyun kurdurmaya çalışıyordu falan. Yok ben Szymański'nin oyun kurmasını istemiyorum. Santrafor'a yakın oynuyorsun. Oralarda iş bitirme noktasında olsun. Zaten bunu da bu sene çok fazla yaptı. İsmail Kartal zamanında gördük. Şimdi hücumsal anlamda iki noktada da onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi hani şey var ya artık yani anlattığım gibi tekrardan onu da anlatayım. Hani takımlar ne yapıyor artık? Pep Guardiola 3 stoper yapıyor. 2 orta saha yapıyor. 4'lü bir ön hat yapıyor. Bir tane de santrafor koyuyor. O santrafor etrafında o oyuncuların skor katkısı atıyorum. Kevin De Bruyne çok yüksek. Phil Foden çok yüksek. Niye çok yüksek? Santrafor'un kurduğu bağlantılarda onlar çok alan bulurlar. Şimdi Szymański'yi Dzeko ile anlaşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Zaten mesela geçen sene Fenerbahçe'deki bağlantı noktalarına değinelim. Şimdi bak. Neyi tetikliyor onu anlatmaya çalışacağım. Sol kanatta Tadic oynuyor. Tadic bağlantısı var. Tadic kimin performansını yükseltiyor? Ferdi Kadıoğlu'nun. Tadic topu aldığı zaman Ferdi Kadıoğlu'nu boş alana koşturtuyor. Çok fazla yaptığını. Fred. Bütün takımı birbirine bağlayan bağlantı. Üçüncü bağlantısı ise Edin Dzeko. Edin Dzeko kimin performansını yükseltti? Szymański'nin. Szymański'nin attığı gollere bakın. Birçoğunda Edin Dzeko'nun açtığı alanlar, Edin Dzeko'nun koşmadığı, terse koştuğu yerlere attığı boş koşular, Tadic'in kestiği toplar. Bu noktada Szymański'nin önündeki santraforla, bağlantı santraforla ki Fenerbahçe ismi geçen Lukaku var, Edin Dzeko var takımda. Batshuayi biraz daha bu bağlantıları öğrendi ki Lukaku falan olursa Szymański yani Lautaro Martinez, Lukaku gibi düşünün. Çok fazla alan açacaktır ve Szymański'nin performansı bu noktada tekrardan devam edecektir gol asist olarak. Ama aynı zamanda ben üçlü orta sahanın bir parçası olarak Szymański'yi kullanacağım. Derinde kullanacağım. Oyun kurma becerisi olacak diyorsan %78'lik pas oranı var abi adamın yani. Yani çok yüksek. Ki üçüncü bölge oyuncusu için. Maç başı 2.1 kilit açı pas yapıyor. İnanılmaz rakamlar. %55'lik bir uzun pas yüzdesi var. Bu noktada da Szymański sizin oyun kurma becerinizi becerisiyle beraber sizin sisteminde çok rahat bir şekilde oturacaktır. Ben bir haber gördüm. Bir iddia gördüm. Mourinho Szymański'nin derinde değil önde kullanılması gerektiğini düşünüyormuş. Bu da şunu tetikleyebilir mesela Fenerbahçe'de. Ferdi Kadıoğlu sol bekten sol çizgi değil içeriye kat edip daha çok oyun kuruluna katılıp İsmail Kartal'ın kullandığı gibi Szymański santrafora daha yakın olabilir. Böyle bir denklem de oluşturabilir Fenerbahçe. İşte İrfan sağ kanat oyuncusu İrfan içeriye girer. Brighto Samuel sol sağ çizgiye çıkar. Orada yine dörtlü bir at oluşturabilirsiniz. Bu da olabilecek şeylerden biri. Ben ikisinden birini kullanacaktır ki Szymański bu noktada çok sevecek Mourinho. Ya bir de bu işin savunma kısmı var ki yani Fred dediğim gibi birebir baskıda çok işe yarıyor. Rakip takiminde çok işe yarıyor ki yani bir 10 numaranın yapmaması gereken ya beklemeyeceğin o rakip takiplerini çok görüyorsun Sebastian Szymański'den. Zaten ligin dördüncüsü top çalma noktası. 86 tane top çalmış. İnanılmaz bir rakam yani böyle bir rakam yok. Biraz da ben bu Szymański'yi şeye benzettim. Hocanın çalıştığı oyunculardan Mesut Özil ve Juan Mata'yı aslında ben benzettim. Mesela Juan Mata'nın 12-13 sezonunda ya oyun stili olarak da bence benziyorlar. 30 gol, 30 asist, 20 gollük bir performans var Juan Mata'nın 12-13'te. Mesut Özil'in Mourinho ile yüksek rakamlara çıktığı zamanlar oluyordu. Bu noktada ben oyuncunun hem Mesut Özil'e hem Juan Mata'ya da benzerliğiyle beraber tabii ki de kalitesi o seviyede değil. Tam o elit seviyede değil şu anda Szymański. Belki bir gün çıkar ama Mourinho'nun o zamanında kullandığı oyuncuları da tiplemesine de biraz benzediğine de inanıyorum kendi adıma. Ya umarım anlatabilmişimdir. Ben Szymański'nin de Fred'in de çok katkı vereceğini düşünüyorum bu sene
Fenerbahçe'de. Mourinho'nun da onları iyi kullanacağına, Mourinho'nun onlardan iyi yararlanacağına inanıyorum. Umarım izlerken zevk almıştırsın. Ben yaparken zevk alıyorum her zaman. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.